Merhaba arkadaşlar. Bugün Watch Dogs serisine başlıyorum. Sonunda edinebildim oyunu. Şimdi internet biraz yavaş olduğu için serverlara bağlanması uzun sürüyor şu Ubisoft'un. Zaten çok dandik bir sistem. Her neyse, şimdi oyunu böyle walkthrough, let's play karışık oynayacağım. Yani genellikle BioShock'ta olduğu gibi ben de ilk defa oynuyor olacağım ama belki ileride zorlu bölümlerde hani tekrar ikinci oynayışımı kaydedebilirim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunda en çok tartışılan meselelerden birisi malum grafikleri oldu. 2002'de gösterilen demodaki grafikler şu anki ultra grafikleri bile yani aşıyor. Bu arada şöyle bir gariplik var grafiklerde, ara videolarda. Bu grafik hatası mı yoksa hani tasarım tarzımı bilemiyorum. Grafik hatası da olsa şaşırmam açıkçası. Ben grafik ayarlarını göstereyim. Öyle sonuna kadar açmadım. Çünkü FPS'de sıkıntılar var. Optimizasyonu iyi değil oyunun. Burada sadece bunu açtım. Genelde bunu kapatırım. Hatta belki ileride yine kapatırım. Bunu high yapmıyorum. 2 GB ekran kartım olduğu için. Bunu belki ileride düşürür, başka bir şey açarım. Shadow'u Low'a getirdim. Hiç sevmem Shadow'u. Gerek de yok hani. Onun dışında zorlu sona getirdim. Bari biraz zevki çıksın. Şarkıları tamamen kıstım. Bilmiyorum bir sıkıntı olur mu ama hani telif melif davalar oluyor ya, sürekli video yüklediğim zaman telif uyarısı geliyor çünkü. O halde oyuna başlayabilirim. New game diyorum. Ben bir bölüm falan oynamıştım. Pek araya girmeyeceğim videolarda. Sonrasında çeviririm. Olayı özetlerim. Video ya da işte diyalog her neyse geçtikten sonra. Chicago'da geçiyor bu arada oyun. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians. Siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? What was that? Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnecting. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again.
Bankayı hackleyerek soyuyorduk. İşte biri araya girdi. Galiba orada hesaplardan birinin sahibi. Ve bu adamı peşimize yolladı. Yani aile mahalle bırakma ortada dedi. Şimdi de 11 ay sonrasındayız. Bize kaza yaptıran yamuk. Who gave the order? Don't. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, and I'll tell your name. Lena. Lena Pierce. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys, I heard stories, man, they're like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away from. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. I don't know! İsim vermiyor. Bilsem de söylemem diyor. Beni öldürürler diyor. How's your memory now? Mountain. Maurice won't talk to me, but I bet he talked to you. Maurice'i konuşturamadık. Telefonunu hackleyelim bari. Aiden'ın yeğenini öldürdüm, peşim bırakmıyor falan. Herhalde bırakmayacağız, gerizekalı. Burada ilaç var. Etraftan bir iki şey toparlayalım. İşte kimyasal bileşen, malzeme her neyse. Bu ne lan? Boş ver. Sistem anahtarı. Bu ne? Ha, para geldi. O 181 dolar geldi kese kağıdından. Kese kağıdı bulsam içinden hıyar çıkar. Neyse çıkalım. Yo Maurice. Yo, what's shaking, motherfucker? Shit. Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Huh. Nice shot. Huh. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction.
I called the cops. You did? Oh, yeah. True story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them, too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Bu bizim salak polisi çağırmış. Bir yandan da bu Morris'in arkadaşlarını çağırmış. Biz de aradan sıvışacakmışız sözde. Far Cry'de falan olduğu gibi adamları şöyle tagleyebiliyoruz. Duvar arkasından falan görebiliyoruz yani. I got another corpse. Another viceroy. Victimless crime, man. Why'd they have to pick the biggest game of the season to pull this shit? Şu etrek yazan şeyle dikkatlerini başka yöne çekebiliyoruz hackleyerek falan. Koş. Müzey aktivator. Kapı kapalı. Şimdi kameralardan kameralara hoplayarak bu kapıyı açacağız. Şimdi şu biziz. Ha, şurada bir kamera var. Bu bazen karışabiliyor ama alışacağız herhalde. Tamam, kapıyı açtık. Üst kata çık. Kontroller biraz hantal bu arada. He's not moving unless I give him a reason. Şimdi bunun kafasını başka yere çekmek lazım. Elektronik parts alalım. Şimdi Hitman'de falan sağa sola şişe atardık. Bunda biraz daha kompleks olacak. Tabi basıp az önce aldığımız şeyi craft yapıyoruz. Evet, oluşturduk. Lure dediği şey yem. Yemi alıp şuraya atalım. Duvara yapışıyor. Evet, bunu patlattık. Arkasından sızdık. Şunu da patlatabilirdim aslında ama adam öldürüyor. Hey you, sir. This is bullshit, man. You ain't got no probable cause. Bu güzel olmuş. Siperden direkt yana gidebiliyor. Şu an bakan kimse yok. Bad boy. Police are about to lock this whole place down. I'm stuck unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. Through the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTUS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. Or you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. With all these cops, there's gotta be one around. Şimdi bir elektrik kesintisi yaratacağız. O yüzden bu hack için işte güvenlik izni olan bir polis bulmamız lazım. Yaklaştığımız zaman bunda olduğunu görüyoruz. Bunu ekledik. Şimdi... Sarıyla falan gösteriyor mu? Ha, aşağı indik. Evet. Kapıyı açtık. Blackout artık elimizde. Tab'a basacağız. Şu yıldırım işareti var ya, bunu aldık. Yine G'ye bastığımız zaman elektrikleri kesiyoruz. Şimdilik 3 tane polis görüyoruz. We've got people filing onto the field.
çıkalım. Karanlıkta olduğumuzdan görünmüyoruz zaten. Tamamdır. Jordy. What? Gone? I'm allergic to cops. So's Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take or leave it. I don't care. I'll tell you what. Gotta go. It's a terrorist attack. At a playoff game. Bizimkisi Maurice'i de almış kaçmış. Maurice az önce bizim dövdüğümüz, patakladığımız herif. Yani yeğenimizin katili. Tetikçisi diyeyim daha doğrusu. Biz gerçek katilin, emri verenin peşindeyiz. Şimdi polisin aradığı alandan uzaklaş. İşte erken elektrikler geri geldi. Oha yalnız, bütün şehirde blackout yapmışız. Bu arada bu bize çalıntı bir araba buldu. Yön tuşları... Aslında normalde WASD ama ben sol elle araba kullanmayı sevmiyorum oyunlarda. Ama şuradan gireyim. Sağ alttaki şeyde minimap'te gördüğünüz gibi polisler nerede görebiliyoruz. Ama alışamadım. Polislerden uzaklaşalım. Aman roadblock var orada. O yüzden yan yola saptım. Belki duymuşsunuzdur. Oyunun en büyük sıkıntılarından biri zaten şu roadblock. Aman diyeyim. Polisten kaçtık. Şimdi haydi auto gidelim. Şuradan bel finirini çekeriz. Push Maurice hard. Torture's not gonna work on this guy, so I need to get inside his head. The guilt is eating him up. I'll give him a couple of days. I bet he'll start reaching out. Şimdi bu Maurice'i dayakla konuşturamayacağımız bariz diyor. Bir şekilde kafasına girmemiz lazım. Ne diyor? M ile dünya şeyini aç. GPS marker. Tamam. Aynı GTA'da, Mafya'da falan filan, Red Dead Redemption'da falan olduğu gibi. Objektif bizim şeyimiz. Gizlendiğimiz yer. Anlık FPS düşüşleri olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde trafik lambalarını değiştirebiliyoruz. Zamanla hack yeteneğimiz arttıkça daha fazla şeyi açıp kapayabiliyoruz şehirde. Zaten CTSO diye bir ağ var. Her şey oraya bağlı şehirde. Haliyle malum elektronik olan her şey hacklenebilir derler ya. Biz de hackleyebiliyoruz. Çünkü biz hackers. Hacker. Hideout'umuza vardık. Ha bu arada şey göstereyim unutmadan. Arabadayken F'ye basarsak bir Jackie Chan filminde de vardı böyle bir sahne. İçinde değilmişiz gibi yapıyoruz falan filan öyle işte. Ha şunları patlatabiliyoruz. Hatta patlatayım. Özellikle araba kovalarken falan, araba tarafından kovaladırken falan belki işe yarar, bilmiyorum. Henüz denemedim de. Dur, karizmatik yürüyelim ya. Hah, eli cebe de soktu.
Profiler açayım. Bir al işte. Belli oyuncu oldu ayı. Bu fuhuşun yasallaşmasını savunuyormuş. Neyse. Yeter. Aa, şu kadın güzele benziyor. Bu ne yapıyormuş? Ha, sildir yönetimi kursuna gidiyormuş. Asabi bir arkadaş, bulaşmayalım. İşte kardeşimizle oğlu konuşuyor. Kızı zaten öldü. Oha, onun evine bile kamera koymuş bu hayvan. Böylece görevi tamamlamış olduk. I trust our info in finding Maurice was correct. We gained access to the CTUS back door while the police were being distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That back door allows you some access to the CTUS network. I've been working on something bigger. Give me time. Telefonda böyle gizemli bir ses var. Galiba birlikte çalışıyoruz. Bu CTSO ya da OS, her neyse şimdi karıştırdım. Ağına bağlanmaya çalışıyoruz falan. Ha, yetenek puanlarımız var. Bunları dağıtabiliyoruz. RPG oyunlarında olduğu gibi. Hacking. Mesela şunu alalım. Evet. Artık kapıları, garajları açabiliyoruz uzaktan. Araba sürerken. Hani trafik ışıklarını açabiliyorduk ya. Ha, yukarıda mesela combat skill'leri var. Bunları henüz alamıyoruz. Önce steady aim'i ver o zaman diyeceğim. O da yok. Buraları ben de henüz çözemedim. Acaba daha fazla ileri gitme falan yok. Crafted, buradan bir şey lazım mı bize? Bu ne? Ha, bu zaten vardı. Tamam. Bunu geçelim. Bize driving, ha driving lazım asıl. Ha, bu alarmları ve kilitleri iptal ediyor. Bu güzel bir şey. Böyle cam mam kırmadan direkt arabaya binebileceğiz. Bu ne? Buna gerek yok. Hasar alıverelim. Ne olacak? Araba değiştiririz. Ya da alsak mı ya? Alalım. Aldık gitti. Ha, hacking. Bu ne? Ha, bu işe yarar işte. Hatta roll spike yok, bunu henüz alamıyoruz. Helikopter disable yok canım, o kadar. Oyunun başında alamayız onu zaten. Köprü açma var. Bu ne? Ha, alamıyoruz zaten. Alamıyoruz. Ha, zaten pointlerimiz bitmiş, tamam. Geri dönelim odamıza. Bu ne lan? Ha, ilk görevi bitirdik bu arada. Bu ne ya? Her neyse. Ha. İşte uyuyoruz. Uyuduğumuz zaman peşimizdeki polisin şeysi resetleniyor. Fokus doluyor. Oyun kaydediliyor. Aynı GTA sistemi işte. Hmm, intercepted. Log. Ha, bu şey bir önceki
günden falan kalan bir şey. Şu Morris'in yeriyle ilgili bulduk zaten. Y'ye basıyor. Y'de işte telefonumuz bu. Bir sürü şey var. İşte yetenek ağacımız, ilerlememiz. İlerlemeye bakalım mesela. %1.2. Bayağı gitmişiz. Kaç tane animation var? 5 tane act var. Hemen her birinde de 6-7 tane şey var. Yani 9, 15 kaç yapıyor? 24, 30, 38, 39 tane ana görev var sadece. Yani 40 tane cepte zaten bölüm. Her biri tabii ki tek bölüm sürerse daha uzun da olabilir. Oo, bir sürü sidemission var. Normalde pek yapmam da. Şimdi Let's Play Walkthrough tarzı bir şey yapacağım için biraz yapabilirim bunları. Online contracts. Bunları yaparım ileride. Hatta arkadaşımla da bağlanabilirim. Bir arkadaşım daha alacak oyunu. Öyle daha zevkli olur. Collectible'lar var bir sürü. Oh, bu oyun bizi bayağı götürür. Anlaşıldı. Skill'lerimiz. İstatistiğe buradan çıkalım. Az önce audio log'lar falan diyordu ya. Asıl bana o lazım. Audio log'lar. Tamam. Birden başlayalım, dinleyelim bakalım. İşte sert bir mahallede büyümüş. Yani ya ayakta kalmak için vuracakmış ya vurulacakmış. Bu ayakta kalmayı tercih etmiş. Annesi huzur istiyormuş. Babasından bunu kaçırmış. Başka bir yere götürmüş galiba. Babası yavşan tekiymiş, kavgacı bir adammış ama bizim de ona dönüştüğümüzü görmüş. Bizim eleman da buna gurur duymuş. Bok var gerizekalı. İlk kez 8 yıl önce yakalanmaya yaklaşmış. Bunun bir antrenörü varmış galiba, dövüş sporu falan gibi bir şey. Bundan şüphelenmiş. Her tarafında kırıklar, çıkıklar, yaralar, bereler varmış. Oranın dışında kavga edip etmediğinden şüphelendiğini düşündüğü için herifi öldürmüş bu hayvan. Zaten daha çok zihin olaylarına odaklanmak istiyormuş. İşte ne bileyim, sosyal mühendislik, psikoloji, tehdit yöntemleri falan filan. Gazetelerde olay, bu yeğeninin öldüğü olay kaza diye geçmiş. Ben sarhoş değildim. Yani işte balistikten inceleme gelmiş ama üstü örtülmüş falan filan diyor. Şunu kaçırdım mı ben? İşte kardeşini korumak istiyor. Kardeşi henüz olayı bilmiyor. Yani nedenlerini bilmiyormuş. Evdeki kameraları da bilmiyormuş tabii ki. Bir gün belki onunla yeniden konuşabilirim falan filan. Ha, tamam. Bu az önce dinlediğimiz. Morris'in ses kaydı o galiba. Tamam. Her şeyi dinledik. Şu anda başka yapacak bir şey var mı odamızda?
Bu ne lan? Help me. Al. Elektronik partımız. Her neyse. O zaman ben uyuyorum. 6 olmasından. Bari oyunda biraz uyuyayım. 9 olsun. Aynı GTA usulü. Falan 6 yaşında kıymışlar çocuğa. Sevgimizi alıyor. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. With that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Sürekli aynı kabusları görüyormuş falan filan. O halde ilk bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişizdir oyunu. Ben hala biraz şüpheciyim çünkü kontroller falan bir hantal. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hoşça kalın arkadaşlar.